Pınar başında bir gelin alayının başında Ilıca Şelalesi'ne doğru gidiyoruz. Orada ne yapacağız bilmiyorum. Yani ahali oraya gidiyor. Ha, eskiden olduğu gibi gelin ata binmiş. Ne demiş? Ya kısmet. Efendim? Ya kısmet demiş. Ya kısmet demiş. Ama bu gelin ata binmiş ve İmdat! İndirin beni! Demiş. Korkuyorsunuz mu? Yani. Gelin korkuyor mu korkmuyor musun? Korkmuyorum, korkmuyorum. Korkuyorsun? Korkmuyorum. Çığlıklar geliyordu aşağıdan. Ya Veli sen şu tarafa gel. Veli? Velicim. Gel Velicim. İsminiz efendim sizin? Behiye. Behiye ve? Veli. Veli. Heyecan mı var Veli? Biraz heyecanlıyız. Gelin adayının elini tuttuğuna göre sen damat. Evet. Damat alıyoruz. Kimse seni dövmek için gelmediğine göre. Doğru. Şu anki durumda. Hadi hayırlısı bakalım. Buyurun. Şu anki durumda yok sayılır. Hadi bakalım. Hanım 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 eylele. Sensin benim yar dermanım belanım nere. Vay hanım 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 eylele. Sensin benim yar dermanım belanım. Evet, şu an Behiye Hanım'la Veli Bey'in nikah töreninde bulunuyoruz. Saygıdeğer davetlerimiz Behiye ve Nebiye Hanım'ı bu mutlu gününde yalnız bırakmadığınız için hoş geldiniz diyorum. Evet, doğa sever, doğa tutkunları, nikah turizmi ve nikah aktiviteleri amacı yönünden nikahın malumunuz işte doğal ortamlarda kıyılması yönünde ilçemizi de doğa turizmi yönünden bir potansiyele sahip olduğundan Küredağlar Milli Parkı sınırları içerisinde bulunan Ilıca Şelalemizde şu anda Behiye Hanım'la Veli Bey'in nikah törenini kıymış bulunacağız. İnşallah bu nikah merasiminin sonu gelir. Çünkü bu program olarak bizim katıldığımız en tehlikeli, en riskli nikah merasimi. Sonuçta bizi hayata bağlayan şey bir tane pamuk ipliği değil, kabul ediyorum, takdir ediyorum da. Bir pehlivan kılıklı ağabeyimiz, sonra ucunda tutmuş olduğu hayatımız pamuk ipliği gibi bir şeye bağlı. Dört tane şambriyelin üstünde Ilıca Şelalesi'nin tam üstündeyiz. Peki, buradakilerin kaç kişisi bu nikahın sonunu acaba görebilecek? Çünkü su derin, acaba yüzme biliniyor mu? Bunu anlamanın bir tek yolu var. Sal üstünde panik yaptığınızda yüzme bilen ve bilmeyen... Aman! 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 Demek ki tespit ettik. Gelin hanımefendi ve şahitlerden bir tanesi. Ay! 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 Şahitlerden bir tanesi yüzme bilmiyor. Yüzme bilen ve bilmeyen. Aman ya! Aman! Amanım! Aman! Efendim, bugüne kadar dünyada pek çok nikah akti gördünüz. Balonla atlayanlar mı istersiniz? Denizin dibinde isteyen nikah kıyanlar mı? Uçağın iç... Peki nikahınızı ölümsüzleştirmek, unutulmaz hale getirmek istiyorsanız çok basit bir şey yapacaksınız. Aman! Amanın! Pınarbaşı'na geleceksiniz ki gelmenize de gerek yok. Telefonla da rezervasyon almanız mümkün. Bu nikahı herkes kıyabilir değil mi? Arzu eden her çift, her nişanlı efendim ben böyle evlenebilir mi? Ben Pınarbaşı ilçe belediye başkanı olarak. İsminiz efendim? Halil Sarımeşe. Halil Bey. Nikah aktivitesi, nikah turizmini başlattığımızı daha önce... Dünyanın ikinci büyük kanyonu olan Varla Kanyonu'nda biz bu nikah turizmini başlattık. Bugün de Küredağlar Milli Park sınırları içerisinde bulunan Ilıca Şelalemizde genç çiftlerimizin nikah töreniyle başlatmış bulunuyoruz. Bundan sonraki nikah kıydıracak olan doğa severlerin veya değişik aktivite altında nikah kıydıracakları ilçemize ve bu doğa ortamı içerisinde nikah kıymaya davet ediyorum. Aileler için bir yer var, bir platform var. Nikah masası da hazır. Ama kelimenin tam anlamıyla gelin olmuş gidiyorsun durumu var. Kıyıdan giderek uzaklaşıyor gelin hanımefendi. Hazırsanız başlayalım efendim nikah merasimine. Efendim Medine Kanunu gereği kanun bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak Sayın Bayan Beyhan'ın kimsenin tesiri mi tesiri altında kalmadan Veli Bey ile evlenmeyi kendi arzunuza kabul ediyor musunuz? Evet. Duyulmamış oradan. Ediyorum. Ediyormuş. Evet Veli Bey, siz de kimsenin tesiri ve mütesiri altında kalmadan
Nebiye Hanım'la evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Bir dakika Veli. Bir dakika. Eğer istersen hemen suya atlayıp bu işten yakanı sıyırabilirsin. Kaçıp kurtulabilirsin. Evlenmekten son anda vazgeçen, yani vazgeçecek olanlar için de bulunmaz bir yer. Suya vın. Evet Veli'ciğim, iyi düşünüp kararını iyi ver. Kararımı verdim. Kararım evet. Damat evet dedi, duyuldu mu? Yapacak bir şey yok, biz gerekli uyarımızı yaptık. Evet şahitlerimiz, genç çiftlerimizi sizler dinlediniz. Behiye Hanım'la Veli Bey'in evlenmek istediklerini kendi aralarında duydunuz. Sizler de Veli Bey'in nikah şahidi olarak genç çiftlerimizi evliliğini kabul ediyor musunuz? Biz şahidiz ablacığım. İsminiz? Zülfiye. Zülfiye abla. Şöyle bir gel, dön de az. Az bir dön. Bir konuşalım biz seninle. Bir dakika. Behiye abla. Şimdi soruyor, başkan bize soruyor. Diyor ki şahitlik eder misiniz? Ne haklı, ne diyelim? Çocuklara şahitlik eder mi? Evet, ederiz. He? Evet. Tanıyor musun çocukları? Evet. Seviyorlar mı birbirlerini? Evet. Emin misin? Eminim. Siz ne diyorsunuz? Evet mi? Evet. Evet diyorsunuz. Benim bir şartım var. Tabii tabii, şahitlerden biri kabul etti. Şimdi ben şahitlik kabul etmezsem bu nikah akdi olmaz mı? Ben şahitlerim de tabii ki muhakkak ikisini de kabul etmesi gerekiyor. Şimdi hanımefendi kabul etti, top bende. Ben evet dersem bu nikah olacak, evet demezsem olmayacak. Efendim şartınızı damadımıza ve gelinimize iletiriz. Şartınız neyse yerine getirecektir herhalde. Ondan sonra da gereği yapılır. Şartım damadın kendisini suya atması. Damat kendini suya atmazsa ben bu nikaha şahitlik etmem. Hasta hasta. Gelin kabul etmiyor, salmıyor. Hayır. Kamuoyu arkamda. Halkım benimle beraber. Yoğun bir kamuoyu desteği var. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Hanım eğlenem. Sensin benim yar dermanım. Belanım yeğenim. Vay hanım 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 hanım. Hanım eğlenem. Sensin benim. Efendim damat uzun süre düşündü. Hattı zatında düşünmekle de kalmadı. Karalar bağladı ve kararını soruyoruz. Eşin mi? Müstakbel eşin tabii, henüz eşin değil. Nişanlının eşi olması mı yoksa su mu? Karar senin. Suya girmek benim için problem değil. Canım görelim o zaman. Eşim. Eşin için artık çiğ yani. Tavuk ye demiyor. Amanın! Amanın! Vallahi bravo işte. Aşk adamı böyle çocuk, sırılsıklama aşık. Sırılsıklam. Gel Elcim benim. Damatlık pantolonunu da biraz mahvettik senin ama. Efendim ben de bu gençlerin nikah şahidi olarak bu evliliğe olur diyorum. Evet diyorum yani. Sağ olun. Sağ olun. Ha, bizim bu şahitliğimiz ne kadar geçerli o da tartışılır. Yalan söylerken ayağı kaldırırsınız. Burada ayağını kaldırmaya gerek yok. Ayaklarımız zaten yere basmıyor. Yani bu zemin olarak kabul ediliyorsa bizim şahitliğimiz geçerli. Ama kabul edilmiyorsa bir de bizim kıyıda ayaklarımız toprağa basarken şahitliğimizi tekrarlamamız lazım. Buyurun efendim, top sizde. Evet. Saygıdeğer şahitlerimiz ve değerli misafirlerimiz. Bu genç çiftlerimizin nikah akdi medeni kanun gereği herhangi bir engel teşkil etmeyecek şekilde kendilerine okundu. Ve ben de şu anda sizlerin huzurunda kendilerini karı koca ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ayağa kalkalım, o kararı öyle dinleyeceğiz ya. Yenge. Yenge. Yenge hanım. Hu. Ya adamın kolunu bırak. Bırak adamın kolunu yenge. Usulen ayağa kalkmamız gerekiyor. Efendim tanıdınız mı? Eşim evet. Ya eşi, sarıl yenge, yapış o zaman kocan sen. Ben de diyorum hani belediye başkanı olalım, nikah kıyan birine niye koluna yapışıyor bir şahit? Bu ne samimiyet yani? Allah Allah. Eşiniz mi efendim? Evet eşim. Sizin eşinizle nikahınız kıyılırken günün birinde nikah kıyacak bir adam olacağınız aklınıza gelir miydi? Efendim o zamanlar biraz nikah kıydırmak için biz bırak böyle şelaleler görmeyi 50 kilometre mesafeye giderek bir nikah memuru zor buluyorduk. Değil mi? Evet. Yenge sen de şelale üzerinde evlenmek ister miydin beyimle? İsterdim. İsterdim. O zaman geç kalmış bir şey, yer değiştiriyoruz. Cübbeyi alayım efendim.
Otururuz. Kıpraşmayın. Oturun, herkes bir yer bulup otursun. Otur, batmayız. Batmayız. Batmayız efendim. Sevgili misafirler, seneler önce evlenmiş olmalarına rağmen sal üstünde şelalenin önünde evlenme hasretini içinden atamamış bu orta yaşlı çifti evlendirmek için burada toplanmış bulunuyoruz. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz, beş gittiniz, şerefler verdiniz. Sağ olun. Siz şahitlik ediyor musunuz? Ediyoruz. Hep beraber ayağa kalkalım. Yani usulen ayağa kalkman gerekiyor yenge. Hayır, gitmeyelim. Batıyoruz! Batıyoruz! Ben de Medeni Kanun'un bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak buradaki bütün çiftleri karı koca ilan ediyorum. Allah bir yastıkta kocatsın. Kıyıya çekebilirsiniz Cemil Bey bizi. Hayırlı uğurlu olsun. Hanım, 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 hanım eylelerim. Sensin benim yar dermanım, belalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.